Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde nicel bölünme serilerinden kümülatif frekans konusunu anlatıp frekans bölünme serilerini noktalamış olacağız. Kümülatif frekans serileri. Kümülatif yığılmış, birikmiş veya toplanmış anlamına gelir. Frekans serisinde ve sınıflı serilerde belli bir değere eşit, küçük veya büyük olan birim sayılarını göstermek için hesaplanan frekanslara kümülatif birikimli frekanslar denilmektedir. İki tip kümülatif frekans serisini hazırlamak mümkündür. Birincisi den az kümülatif frekans serisi, ikincisi den çok kümülatif frekans serisi. Öncelikle den az kümülatif frekans serisi nedir? Buna bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki bu seri oluştururken belli bir değerden az olan değerler sayılır. Gruplandırılmış serilerde sınıf üst sınırından küçük olan değerlere bakılır diyor. Eğer gruplandırma söz konusu değilse arkadaşlar, demek ki belli bir değerden az olan değerleri sayacağız. Buraya da dikkat edelim. Den az kümülatif frekans değerleri toplam frekansa oranlanarak den az nispi kümülatif frekans değerleri de elde edilir diyor. Önce bir okuyalım. Ne anlatmaya çalıştığını aşağıda tabloda birlikte yapalım. Aşağıdaki seriye göre ilk sınıfın den az kümülatif frekansı 54'ten az olan değer sayısıdır. Bu değer ilk sınıfın mutlak frekansı olan 2'dir. İkinci sınıfın den az kümülatif frekansı 63'ten küçük olan değerdir. Bu da birinci ve ikinci sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani 2 artı 3, 5'tir. Üçüncü sınıfın den az kümülatif frekansı 72'den küçük değerlerin sayısıdır. Bu da birinci, ikinci ve üçüncü sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani 2 artı 3 artı 5 eşittir 10'dur. Dördüncü sınıfın den az kümülatif frekansı 81'den küçük değerlerin sayısıdır. Bu da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani 2 artı 3 artı 5 artı 6 eşittir 16'dır. Son sınıfın den az kümülatif frekansı toplam frekansa eşittir. Yine aşağıdaki seride den az kümülatif frekanslar toplam frekansa bölünerek den az kümülatif nispi frekanslar elde edilmiştir diyor. Gelelim den az kümülatif frekans tablosuna. Yukarıdaki okuduklarımızı bir anlamaya çalışacak olursak, öncelikle şu sütun arkadaşlar, şu bölge özellikle bizim alt sınırı oluşturuyor. Alt sınır diyelim. Şu sütun ise üst sınır oluşturuyor. Üst sınır. Biz den az kümülatif frekans değerlerini bulmak için bu üst sınırı ne yapacağız? Dikkate alacağız. Buraya bakıyoruz. Diyor ki birinci gruplandırmada diyor. Üst sınırımız 54. 54'ten az olan not aralığına bakıyoruz. 2. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt olarak den az kümülatif frekansa 2 yazıyoruz. İkinci gruba baktığımızda 63. 63'ten az olan not aralığına bakıyoruz. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? 63'ten az olanı 2 artı 3 deyip 5'e eşitleyeceğiz gördüğünüz üzere. 5 diyoruz. Üçüncüye baktığımızda 72'den az. Burada da 2 artı 3 artı 5 diyoruz. 10. 81'e baktığımızda 81'den daha doğrusu 4. gruba baktığımızda 81'den az olan frekansları topluyoruz. 2 artı 3 artı 5 artı 6 eşittir 16. Ve bizim son grupta 5. grubumuza yer alan değer 90. 90'dan az olan frekanslarımız da genel toplam frekansa eşit olacaktır. Toplam frekansımız da arkadaşlar 20 olduğunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Evet, tüm bu değerleri topladığımızda 20 sayısına ulaşmış oluyoruz. Az kümülatif nispi frekansı ise den az kümülatif frekans değerlerini toplam frekans değerine bölerek tespit etmiş oluyoruz. Birinci grupta 2 bölü 20, ikinci grupta 5 bölü 20, üçüncü grupta 10 bölü 20, dördüncü grupta 16 bölü 20 ve son grupta 20 bölü 20 den az kümülatif nispi frekans değerlerini hesaplamış olduk. Gelelim
den çok kümülatif frekans değerlerine, den çok kümülatif frekans değerleri oluşturulurken belli bir değerden, bakın altını çizelim, belli bir değerden büyük olan değerler sayılır. Gruplandırılmış serilerde ise diyor, sınıfın alt sınırından büyük olan değerleri sayacağız. Yani burada belirtmiş olduğumuz üzere şu grubu ele alacağız arkadaşlar. Bu grup bizim için baz alınacak kısım. Yine bir okuyalım. Ondan sonra tabloda anlatmaya çalışalım. Den çok kümülatif frekans değerleri toplam frekansı oranlanarak den çok kümülatif nispi frekans değerleri elde edilir diyor. Aşağıdaki seriye göre ilk sınıfın den çok kümülatif frekansı 45'ten büyük olan değer sayısıdır. Bu da 1. 2. 3. 4. ve 5. sınıf mutlak frekansları toplamıdır. Yani 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 4 eşittir 20'dir. 2. sınıfın den çok kümülatif frekansı 54'ten büyük olan değer sayısıdır. Bu da 2. 3. 4. ve 5. sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani 3 artı 5 artı 6 artı 4 eşittir 18. 3. sınıfın den çok kümülatif frekansı 63'ten büyük olan değer sayısıdır. Bu da 3. 4. ve 5. sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani 5 artı 6 artı 4 eşittir 15'tir. 4. sınıfın den çok kümülatif frekansı 72'den büyük olan değer sayısıdır. Bu da 4. ve 5. sınıfın mutlak frekansları toplamıdır. Yani artı 6 4 eşittir 10. 5. sınıfın den çok kümülatif frekansı 4'e eşittir. Yani aşağıdaki seride den çok kümülatif frekanslar toplam frekansa bölünerek den çok kümülatif nispi frekanslar da elde edilmiştir diyor. Bu anlattığımız hususlar arkadaşlar tablomuzda gösterelim. Den çok kümülatif frekans tablosu. Biz özellikle şu grubu ele alacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Evet. Diyor ki 45'ten büyük frekans değerlerimiz. Hepsini topluyoruz. Şu birinci sınıfta ne yapıyormuşuz? Bütün bu 20 öğrencimiz vardı. 20 öğrencilerimiz aynı zamanda şunu da ifade edelim. Eşit olması durumu da bu olaya dahil. Yani 45 notu almış kişiyi de bu olaya ne yapıyoruz? Dahil ediyoruz. Burayı da unutmayalım. 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 4 eşittir 20 diyoruz. 54 ikinci sınıfa baktığımızda 54. 54'ten fazla alan öğrenci grubuna baktığımızda arkadaşlar 3 artı 5 artı 6 artı 4 eşittir 18. 63'ten fazla not alan öğrenci grubuna baktığımızda 5 artı 6 artı 4 eşittir 15. 72'den fazla not alan öğrenci grubuna baktığımızda 6 artı 4 eşittir 10. 81'den fazla not alan öğrenci grubuna baktığımızda burayı da 4 diyoruz. Den çok kümülatif frekansı toplam frekansa oranlayarak da den çok kümülatif nispi frekans değerlerini arkadaşlar hesaplıyoruz. Evet 20 bölü 20, 18 bölü 20, 15 bölü 20, 10 bölü 20 ve 4 bölü 20 şeklinde hesaplamış olduk. Evet burada dikkat edeceğimiz nokta den çok kümülatif frekans değerlerinde alt sınır değerlerinden fazla olan notları hesaplamamız. Den az kümülatif frekans tablosunda ise hemen tabloyu alalım. Üst sınırdan az olan notları den az kümülatif frekans değer olarak alıyoruz. Umarım bu hem kümülatif frekans konusu anlaşılmıştır ve toplamda 5 videodan oluşan frekans bölünme serileri anlaşılmıştır. Umarım bir nebze faydamız olmuşsa ne mutlu bize. Her türlü sorularınızı cevaplamaya hazırım. Bana Sezgin Akademi'den ulaşabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar, iyi günler diliyorum.